Kandırıldık ama yılmadık. Savaştık, mücadele ettik ve bir renge gönül vermenin kişilerle ölçülemeyeceğini gösterdik. Çünkü gönül verdiğimiz renk ömür demekti bizim için. Evet, Ordu Spor grubun 5. haftasında Adliye Spor ile birlikte 2-2 berabere kaldı ve yeni bir başlangıca merhaba dedi. Fas'ta Belediye Spor ise bu hafta sonu oynadığı karşılaşmada 3 puanı tek golle aldı. Güzel Ordu Spor'da işler biraz karışık. Yine haftayı beraberlikle kapattı ve özlenilen galibiyeti yakalayamadı. Evet, bugün yine spor gündemi dop dolu. Ordu Spor'da Metin Altınay'dan sonraki izleri konuşacağız. Adliye Spor müsabakasını konuşacağız. Mustafa Kemal Poyraz'la birlikte spor gündemine hoş geldiniz. Evet abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Programın başlangıcında söylediğim gibi kandırıldık dedim. Ama yılmadık, mücadele ettik. Grubun 5. haftasında Adliye Spor'da biraz tutuk da başlamış olsak, yani yer yer tutuk bir futbolda göstermiş olsak 2-2 berabere kaldık ve 6. hafta öncesinde yeni bir başlangıca merhaba dedik. Çünkü puanımızı sıfırladık. Borç bitti diyorsun en azından. Borç bitti en azından. Puanımızı sıfırladık ve dediğimiz gibi yeni bir başlangıca 6. haftayla birlikte merhaba. Şimdi Ankara Adliye maçı açıkçası benim beklediğim doğrultuda geçti. Neden? Çünkü ilk yarı itibariyle yani hakikaten sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı. Bu anlamda çocukları aslında eleştirmek de istemiyorum. Çünkü 3 gün önce hani deriz ya, sıcak, soğuk hava, yani tam hastalık havası deriz ya. Biz hastalık havasını yaşadık çarşamba akşamı. Hoca Metin Altınay ve ekibi tüm ısrarlara rağmen gitti. O çocukların o akşamki yani üzüntülerini cuma günkü programda burada konuşmuştuk. Hakikaten çocuklar çok kırıldılar, çok üzüldüler. Bu anlamda 3 ihtimalli maçta baktığın zaman, ama ilk 45 dakika itibariyle hani deriz ya, yani askerlik tabiriyle sahada hani serseri mayın gibi, evet, kimse kusura bakmasın, yani misal olarak verdim, bir takım vardı. Yani kim ne yaptı, yani kalecisinden aldı santraforuna kadar sahada tel tel dökülen bir Ordu Spor vardı. Aslında ben seninle şimdi abi Adliye Spor müsabakasından önce Metin Altınay'ın gidişini ve gidişinden sonraki izlenimleri konuşmak istiyorum. Çünkü tabii, gerçekten de hani programın başında da söyledim, kandırıldık dedim. Gerçekten de kandırıldık. Cuma günü çok iyi hatırlıyorsun. İki ihtimali bir şey söylemiştik. Eğer Metin Altınay hemen ertesi gün başka bir takımla anlaştıysa, evet, o duyumlar gerçekse, Metin Altınay gerçekten de bizi, Ordu Spor camiasının taraftarı, hani o renge gönül vermiş tüm insanı, 2 milyon insan var diyoruz ya Ordulu, herkesi kandırdı dedi. Kandırmıştır. Kandırmadı. Dedik. O ordulara ihanet etti, hainlik yaptı. İhanet etti, hainlik yaptı. Açıkçası yani özetlemek gerekirse bu iki cümle. İhanet, hainlik. Yani başkayla bir şeyle tanımlanamazdı bu hareket tabii ki. Hani gerçekten de çok samimi bulduğumuz, harbiden de o babacan tavrıyla içimize dahil ettiğimiz, hayatımıza dahil ettiğimiz bir Metin Altınay profili vardı. Ama bu yapmış olduğu, geçen haftadan itibaren yapmış olduğu hareketle birlikte açıkçası bizi kandırdı. Saf çocuk yerine koydu diyebiliriz. Gerçekten de hani kırıldık. Taraftar olarak kırıldık. Ama Adliye Spor müsabakası ile birlikte hani Ordu Spor'un kişiye bağlı olmadığını gösterdik bence. O Metin Altınay'ın gidişi üzerine neler söyleyeceksin? Hemen ertesi gününde Diyarbakır Spor'la anlaşması ve hani taraftarın ona tepkisi, orada biliyorsun ki çarşamba günü yağmurun altında 30 tane taraftar hep birlikte ıslandık, sırılsıklam olduk. Yani saatlerce o yağmurun altında kaldın. Hani kimi üşüttü, kimi zatürre oldu. Hani gerçekten de buna değmedi. Aslında çok doluyum. Bakın çok çok doluyum. Cuma günkü programda burada söyledik. Metin Altınay birkaç hafta içerisinde başka bir takıma giderse ayıp eder, yanlış eder, ihanet eder. Bunu söyledik. Ama yani misal veriyorum, devre arasına kadar bir yere gitmez. Nihayetinde bir profesyonel insan. Evini, aşını bu işten götürüyor. Nihayetinde yani tamam, Ordu Spor'da işler kötü gitti, bıraktım deyip de jübile yapacak hali yok. Normaldir dedik, ama
bırak 2 haftayı, aradan 2 gün geçmeden başka bir takımla anlaşması yapması hakikaten ben açıkçası yakıştıramadım kendisine. Dediğin gibi 2 değil 2,5 milyon insana ihanet etti. Hainlik yaptı. Olmadı. Ama şu da var. Tamam, Metin Altınay yanlış yaptı. Bu da Orduspor'un sonu değil. İşte gördük ikinci yarıdaki ortaya konulan futbolla. Ama bakın cuma günkü programdan sonra ben her platformda burada söylerim. Yaşar Pamuk'un başkan olması için ben destek verdim. Şahsım dedim, imza attım. Millet bir elini kaldırdı, ben iki elimi kaldırdım dedim. Bunları ben inkar etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız hani halkımdan özür diliyorum demişti ya. Evet. Ben de özür diliyorum buradan Yaşar Pamuk'a destek çıktığım için. Orduspor diyoruz, büyük bir camia, büyük bir kulüp diyoruz değil mi? Ama maalesef büyük değilmiş. Yine ben büyüklüğüne inanıyorum ama o büyük kulübü bu insanlar temsil edemiyorlar. Ben 54 yaşındayım, çocuk değilim. Cuma günü akşam üzeri, işte çarşamba günü akşam o yaşadıklarımızla ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulundum. Duygu düşüncelerimi yazdım, kimseye hakaret etmedim. Tabii ki altında bir sürü yorumlar da var. Söylediklerime katılan, yazdıklarıma katılanlar var, katılmayanlar var. Olacak tabii. Burada biri işte zaman zaman mesajlar geliyor, bizi eleştiriyorlar. Bunu da okuyoruz, biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Biz nasıl ki birilerini buradan eleştiriyorsak, onlar da bizi eleştirecek ama her şey yani hakaret içermek için olacak. Uslubunda olacak. Uslubunda olacak. Cuma günü akşam üzeri Yaşar Başkan beni arıyor. İşte Metin Altınay'ı savunan şerefsizdir, adidir. Bakın işin bu boyutuna gidersek burada kendileri şeyi çıkarlar. Yani hatalı suçlu aramıyorum da sonuçta olan Orduspor olur. Ben ordu basını olarak orada belki 2-3 kişiydik orada. Hocamızın gitmemesi adına cuma günü söylediğim gibi ayak kabımızın içi suyla doldu. Dışarıdan gelen değil, ensemizden giren yağmurlarla. Biz onları hiç aldırmadık. Orada 30 tane, yaklaşık 30 taraftar vardı. Hocalarını göndermemek adına yalvardılar. Ağladılar. Futbolcular ellerine pankartlar açtılar, işte gösterdik, haberini yaptık. Yöneticiler orada. Onlar da mı tamam biz şerefsizdik de onlar da mı şerefsizdi? Kendi geldi oraya. Kendi niye geldi? Hocayı kovmak için mi geldi? Niye kovmamış o zaman? O da kendi hocayı göndermemek için geldi. Bunlar çık şeyler değil. Öyle şerefsiz merefsiz gibi laflar asla kabul etmiyorum. Madem biz oraya Metin Altınay'ı savunmak için geldik, şerefsizlik yaptıysak onlar da oradaydı. Futbolcular da oradaydı, taraftar da oradaydı. Bunun altında kimse kalkamaz. İlk önce sen siyasetin içinde olabilirsin. Siyaset beni ilgilendirme senin siyasetin. Ama şu an itibariyle sen Orduspor Kulüp Başkanısın. Ben seni eleştireceğim. Kaldı ki Metin Altınay tamam iyi bir hocaydı. Doğru mudur? İyiydi. Ama adam değilmiş. Beni ilgilendirmez. Ama Metin Altınay'ı da sen getirdin buraya. Ben getirmedim. Çok doğru. Yani bu böyle gideceksen çık aslanlar gibi de ki bana kimse sahip çıkmadı de. Ben gidiyorum de. Hani onunla bununla dalaşıp da kaçmaya delik aramanın, böyle insanlara hakaret etmenin doğru bir tarafı yok bunun. Ben yine bu sözler karşısında hukuki sürece gitmem gerekiyor. Ama gitmiyorum. Her defasında burada söylerim. İnsanız hata yapacağız. Seni birisi dolduruşa getirmiş olabilir. Kızmış olabilirsin. Ben her zaman söylüyorum. Abimdir, büyüğümdür. Hakaret bana edemezsin. Kaldı ki ettin. İki saat sonra dedi ki arkadaş ya bir kızdım. Beni kızdırdılar. Ben sana istemeyerek bu kelimeyi söyledim ama özür diliyorum de. O bir erdemliktir. Telefon açıyorum. Telefonu kapatıyor. Telefon açıyorum. Bana telefon açıp hakaret ediyorsun. O cesaretle de bu telefonu kapatmayacağım. Kapatılmaz. İşin özü yakışmıyorlar Orduspor'a. Şimdi oradan milleti şeye getiriyorlar. Yok efendim Orduspor kapatılırmış. Orduspor'un kapısına kilit vurulurmuş. Orduspor'un kapısına ne zaman kilit vuruldu? Bunu herkes biliyor, bilmiyor mu? PTT 1. Lig'de oynadığımız dönemde devre arasında 25 tane futbolcu göndermek ne demekti? Orduspor'un kapısına kilit vurmaktı. O bugünkü insanlar niye o zaman tepkilerini çıkarmadı, göstermediler? Niye sahip çıkmadılar madem bu takıma? Tutmuşlar şimdi sorsan sahip çıkmışlar. Gördük be kardeşim. Bırak şeyin o, iaşe çıkmadı, yemek çıkmadı o çocukların o dönemde. Hepimiz gördük, görmedik mi? Evet. Çocukların ceplerinden 5 lira, 10 lira para vererek bir şeyler alındı, yemekler yapıldı orada. Neredeydi şimdiki yöneticiler? O ordulular neredeydi? Şimdi çıkmışlar, bir yere satacaklar ya. Ya diyorum ki bakın, dünkü maçı bir kenara koyalım. Oynadığımız 4 maçta puan ortalamamız 2. Büyük bir başarıdır şu yokluğa rağmen. Ya birileri seni eleştirir, olacak.
Art niyetli de olabilir. Art niyetli seni yıpratmak için birileri sana ne bileyim buradan konuşur. Gazetesinde yazar yani. Sokakta söyler. Ya sen onlara aldırış etmeyeceksin. Sen büyüksün. Sen Orduspor kulüp başkanısın. Sen Orduspor'un yöneticisisin. Kaldı ki onlar millete insanlara saldırıyorlar. Bununla biz bir yere gidemeyiz. Metin Altınay gitmiş. Ya o zaman Metin Altınay'ı madem para kazanacaktın senden resmi sözleşme yapmış mı? Yapmış. Ya o zaman günü gününe parasını ödeyeceksin. Bunu da bu şansı tanımayacaktın. Bak bakalım gidebiliyor mu o zaman? Ardından geliyorsun. Necdet Saralioğlu. Abim diye, Yaşar Pamuk gibi abim diye savundum. Bana göre Metin Altınay'dan çok Orduspor camiasına en büyük kazık diyelim artık. Bunun onu, başka onu, bir şey yok. Onu oraya geleceğim. En büyük kazığı atan onu oraya geleceğim. Saralioğlu oldu. Onu oraya geleceğim. Metin Altınay işte 5 toplam 10 maçtır Orduspor'a hizmet etmiştir. Ama Necdet Saralioğlu sen ordunun çocuğusun. Tamam hocayla birlikte göreve gelmiş olabilirsin. Hoca bırakmışsa... Hocadan önce de vardı ama. Vardı. Hocayla birlikte yine görev devam etti. Hoca bıraktı mı? Hadi der ki hoca beni tekrar aldı. Ben de bırakıyorum dersin de. Seni Orduspor kaleci antrenör olarak göreve devam ettirmez, almaz. Hadi eyvallah der gidersin. Ama Metin Altınay'dan daha çok bu hocamızdır Orduspor'a ihanet eden. Bugün Yaşar Pamuk yerine ben olsam bugün olmasa yarın bırakıp gideceğim. Şu başkanlık koltuğumun üzerine vasiyet yazarım, vasiyet. Benden sonra gelecek başkana vasiyetimdir. Bundan sonra bu adam bu Orduspor tesislerine giremez, sokulmayacak diye vasiyet yazarım. Tamam, insan hayatında paranın çok büyük önemi var. Ama para her şey demek mi ya? Soruyorum, para her şey demek mi? Necdet Saralioğlu sen bugün Diyarbakır mıdır, Diyarbakır mıdır? Oraya gitmesen acıda mı kaldın, açıkta mı kaldın? Acıdan ölür müydün? Acaba ne kadar verdiler de yani ne kadar taahhüt ettiler de hani bunu yapabilme cesaretini buldular. Yani yaptığın zaman şu olur ya, bu aldığın para seni ömür boyu kurtarır. Dersin ki arkadaş ben artık bıktım sürünmekten. Bundan sonraki yaşantımı da adam gibi yaşayacağım dersin. İmza atarsın, ben sana bir şey demem orada. Ama öbür adam diyoruz belli. Adam Ordu'yu, Orduspor'u bir basamak olarak kullanmış. Dedik ya kandırıldık diye. Orada başarılı oldu. Ordu'ya gelmiş 90 bin liraya imza atmış. Bunun 30'unu aldı. Şimdi gitti başka bir takıma duyduğum kadarıyla 200 bin liraya imza atmış. Yüzü peşin olmak kaydıyla. Yani ben de hemen hemen o civarda duydum. Bir de şöyle yanlış hatırlamıyorsam grubun 12. haftasında Diyarbakır Spor buraya gelecek. 12 ya da 13 o haftalar olabilir. Hangi yüzde buraya gelecekler? Bunların hesabını yaptı da imza attı. Bilmiyor muydu bu? Aynı grupta takım. Biz oraya gideceğiz. Onlar buraya gelecek. Yani hangi yüzde bakacaklar? Hayır, onun hesabını yapsa zaten diyorum yapmazdı, suratına. Gitmezdi. O çocuk bıraksan taraftarı da bırak. Taraftarı diyorum bir kenara bırak. O çocuklar. Sana pan kardeşler, babalar diyor, evlatlarını diyor terk etmez. Seni baba olarak, abi olarak görmüş o çocuklar. Nasıl o çocuklara karşı sen şimdi o sahada rakip takımın başında oturacaksın? İnsan olanını yapamaz. Bilmiyorum belki o maçta cezalı bir duruma mı düşer? Maçtan bir gün önce birine mi saldırır? Hasta mı olur? Bilmiyorum. Yani buraya dediğin gibi hangi yüzde çıkacak onu açıkçası ben de merak ediyorum. Ama şu bir gerçek. Sakın ha sakın taraftarımız duygusal olmamak zorunda. Tamam yaptığı hoş değil, yanlış. Ama biz de o yanlışa, 12. haftada burada yanlışla cevap vermeyelim. Gereken tepki tabii gösterilsin ama üslubuyla gösterilsin. Yani Ordu Spor taraftarına, Ordu Spor camiasına yakışır bir şekilde tabii gösterilsin. Tabii ki şimdi biliyoruz ekonomik anlamda hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle dünkü maçta da gerçi oraya geleceğiz. Zaman zaman hoş olmayan söylemler oldu biliyorsun. Artık gözlemciler dakika dakika raporuna tutuyor. Şu dakikada işte şu hakem dedi, işte şu dakikada bunu dedi. Ona göre ceza geliyor. Yani kanalmaya damarımız yokken ekstra bir cezalarla bir de karşılaşmayalım. Evet. Zaten federasyondan hemen hemen 3 kere falan uyarıldık bu dönem itibariyle. Metin Altınay ile ilgili bir videomuz var. Metin Altınay'ın Ordu'ya gelişinde Orduspor'la anlaşmadan önceki açıklamaları neler söylemiş orada Orduspor hakkında, Ordu camiası hakkında onu bir izleyelim. Ardından onun yorumunu yapacağız.
görünüşte burada çalışalım. Yani gerek şehir, gerek insanlar, gerek futbol şehri olarak bu düştüğü çukurdan, bu kaostan el birliği çıkartalım istiyoruz yani. Yani özellikle orada olan sempatimden dolayı buraya geldim. İnanın iki tane, üç tane kulüp ki işte aradılar, rakam dahi söylediler. Söylememe gerek yok kulübün adına. Ben direkt buraya söz verdiğim için görüşmeden hiç bulunacaktır. Gönlüm hep benim orada sporla yani. Gerçekten Türkiye'de bir marka olmuş. Özeldir camia, Ordu Spor Camiası. Böyle bir görevde şartlar, konum ne olursa olsun keyifle, zevkle geldim. Hayrandım Ordu takımına. Ben çok mutluyum, çok keyifliyim böyle büyük camiada olduğu için. Bütün kamuoyunun helal olsun bu takıma ya. Metin Hoca geldi ama 5 maçta kısa dönemde de futbolcu çok iyi işler verebildi. Keşke 2 ay önce gelseydi. Kendi adıma. Benim için en büyük referanstır. Ordu Spor'a gitti, aslan gibi. Ordu Spor'a çalışmak benim için de bir referanstır. Ne olursa olsun ya. Çoğu insan hoca ya takım düşmüş, nereye gidiyorsun? Söyleyenler de oldu. O benim problemim. Teknik direktör, teknik adam bana göre önceki çok iyi psikolog olmalı. Futbolun psikolojisini bilmeli. Hanımıyla evde kavga mı etti, cebinde parası var mı, durumu nedir? Arkadaşların durumu ortada zaten belli. Abilik. Abi dediği abi, dayı, amca, baba. Sahada hocayım, sahada işini yapacaklar. Ne olursa onu konuşalım. Dışarıda 24 saat dedim, buradayım, odam en baştaki oda. Sabah 5'te onda kapımı çalabilirsin kardeşim. Hocam ben yarın sabah idmana çıkmak istemiyorum, uyuyamadım gece, problem vardı. Tamam, gel kardeşim. Güvendikten sonra o futbolcu sana çok şey verebiliyor. Ben çok aldım bunu. Öbür türlü idman herkes yaptırıyor ya. Top oynayan birisi, pardon özür dilerim, top oynayan görsel olarak Hüseyin Hoca da yılları top oynadı, güzel üst düzey oynadı. Baktığı zaman zaten onun dili bir ya. Ordu takımı bu ya. Avrupa Kupası görmüşsün. Ciddi bir takım burası. Trabzonspor'dan daha önemli camia. Trabzonspor top da oynadım. Ama orada inanın Trabzonspor'dan daha önemli camia. Benim adıma, ben kendi adıma konuşuyorum. Evet, şartlar, konum ne olursa olsun her şekilde Ordu Spor'da çalışırım dedin. Benim için en büyük referanstır Ordu Spor'da çalışmak dedin ve teknik adamdan ziyade o takıma bir baba olmak en önemli şeydir dedin. Peki sonuç ne oldu? Hiç yakışmadı hoca gerçekten de. Ordu Spor'a gelirken bunları söyledi. Metin Altınay. Söyledin ya yayının başında. Hakikaten kandırılmışız yani. Yani gerçekten de. Şartlar ne olursa olsun 2-3 tane kulüp var, teklif ettiler. Ben onlara bakmadım. İşte vesaire ama öyle değilmiş. Demek ki sizce planlar yapılmış. Vitrinmiş Ordu. Bakıldığı zaman bakıyorsun herkes biliyor ki Ordu Spor'un maddi anlamda durumunun iyi olmadığını, tribünlerin en az yani 4'te 1'inin boş olduğunu görüyor ama ona rağmen bir başarı var denildi. Sonuçta parayı kaptı. Kapabildiyse kaptı derken kapabildiyse. Şu dediği bir nokta da haklı çıktı. Ordu Spor en iyi referanstır benim için demişti. İşte Ordu Spor çok iyi bir referans oldu. Çok, evet. Çok güzel bir şekilde kullandı Ordu Spor'u. Hani bunun sayesinde de Ordu Spor'dan daha iyi şu anda kendisinin dediği tabii ki Ordu Spor'dan daha iyi olarak gördüğü yere gitti. Diyarbakır Spor. Hani gerçekten de Metin Altınay hocaya bu yakışmadı. Hani inandığımız bir baba olarak gördüğümüz, o baba rolünü ona verdiğimiz, en azından futbolcuların verdiği. Yani tesislerin girişinde baba evlatlarını bırakmaz diye pankart açmış o çocuklar. Hani ne kadar seni sahiplenmişler, ne kadar çok böyle hayatlarının içine katmışlar. Kendisi de söylemişti zaten. Ben onlarla her özel anını bana paylaşıyorlar, her özel anını dinliyorum. Keşke bu kadar bunları yapmasaydın. Hani keşke bizi bu derece kırmasaydın. Bunları görmeseydik daha iyiydi. İşte 12. haftada buraya gelecekler. Bakacağım o evlatlar. 16. haftaymış bu arada. Baktım. O evlatlarının yüzüne nasıl bakacak? İnsan olan bakamaz. Bakmaması da lazım. Bilmiyorum. Belki buradaki maçta hasta mı olur? Özel bir şey mi çıkar? Artık cezalı duruma mı düşer? Orasını bilmiyorum. Ama haklıymış. Ordu Spor iyi bir referansmış. Gitti. Ne diyelim? Şimdi hani bir söz vardır. Ölenle ölünmez. Metin Altınay gitti. Yalçın Hoca geldi. Bana soruyorsan hoca aramaya gerek yok. İnanın ki yok. Yani bizim hocaya verecek paramız da yok. Yine söylüyorum. Biz burada bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımıza, biz çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bunların afaki bir giderleri de yok. Yine söylüyorum. Biz birlikte kalalım. Bizim için kâfi. Ben de birileri der ki işte şampiyonluk değil. Ya şampiyon olmuşsun bunu ben söylüyorum. Ya şampiyon olduk diyorum. Ya sezon sonunda Ordu Spor şampiyon oldu. Transfer tahtan kapalı. Transfer yapacaksın. Paran yok.
Sıkıntı ya, inan ki sıkıntı sıkıntı. Ama nedir? Gerçekten burada tamam, biz kendi yağımızda kavrulacağız. Ligde tutunalım, tutunalım, başarı diyorsak an itibariyle bizim Metin Altınay defterini kapatmamız lazım. Biz orada kalırsak kalpleri kırılacak, kaos yaşanacak. Gör de bak, sağ içinde başarısızlar olacak. Ha de ki arkadaş, ben artık bıktım yani, götüremiyorum bir şeyde. Bilmem birilerine sataşacağına, birilerine hakaret edeceğine. Çık de ki arkadaş, ben yoruldum. Ben bu işi bırakıyorum. Kongre kararı alıyorum de, herkes sana saygı duysun. Tamam, yani bugün Metin Altınay'a sataş. Ertesi gün Necdet Saraloğlu şunu yapmış. Ertesi gün Yaşar Pamuk bunu yapmış. Ertesi gün orada basını bilmem Metin Altınay'a sahip çıkmış, hakaret etti. Bunlarla biz bir yere varamayız. Bak gördük ki bu takım Metin Altınay'sız da puan alabiliyormuş. Puan alabiliyormuş. Yani her şey Metin Altınay demek değilmiş. Yani yok bu... mesela ikinci yarıda Orspor'un ortaya koyduğu futbol hakikaten ayakta alkışlanacak bir futboldu. Var bunlar futbolda. Baktığın zaman ikinci bölümde konuşacağız. Bu futbolda belli iki defa kale değil. Kalemize iki defa gelmediler bile. İki tane öyle top. Bir tanesi 35 metreden. Hani şota derdi ya, güzel bir gol yedik derdi ya. Evet. Yılın golü niye yedik Orspor olarak? İkinci golde de bakıyorsun sağ olsun oraya yine geleceğim diyorum da bir kere oraya atlıyoruz. Kalecimiz Kaan, hani Yaşar Pamuk yıllardır savunduğum gibi, hep savunduğum bir Kaan artık kredisini kaybetti. Kaybetti etti, ediyor değil etti. Çıkılmayacak. Ben şu halimde yemin ediyorum kaleye geçtim. Onun yaptığı tamam, belki onun kadar belki uçamam atlayamam ama onun yaptığı o şeyi hataları yapmam. Çıkılacak topa çıkmıyorsun, çıkılmayacak topa çıkıyorsun. Yani üzerine gelen topa plancayı yapmaya kalkıyorsun, elinin arasından kaçırıyorsun. Yani yok bunlar kalecilikte. Evet. Yani biz buraya takılmamız lazım. Biz dediğim gibi hedef ne, amaç ne? Bu ligde kalmak. Ya gidebilirsek ileri. Ya ileri de gitmek de artık yani sanki bir cezalandırılacağız. Şampiyon olduk diyorum ya. Tahtayı neyle açacağız? Neyle transfer yapacağız? Evet. Dediğimiz gibi hani bu Ordu Spor Adliye Spor müsabakasına ikinci yarıda değerlendireceğiz. Bir telefon bağlantımız olacak. Onu ayarlayabilirsek çok geç olmadan telefon bağlantımızı yapalım. Hani bu konu üzerine, Metin Altınay'ın gidişi üzerine belki de konuşulması gereken çok şey var. Çünkü herkes şu anda tepkili. Herkes Metin Altınay'ın açıkçası Ordu Spor'u yarı yolda bırakışının o izlerini hala silmiş değil. Evet, her şey Metin Altınay demek değildi ama bizi bu kadar çok kendine inandı, o samimiyetine güvendiğimiz için çok dokundu bize gerçekten de. Şimdi ben adımın Mustafa olduğundan emin olduğum gibi bunlar soyunma odasında maç öncesi gerek devre arasında kenar yönetimi tarafından bir hayli fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Bakın bir hayli fazla konuşulduğunu düşünüyorum. Bakın çocuklar, siz baba dedeniz. Sizin baba dediğiniz babanız sizi sattı, yarı yolda bıraktı. Ona göre çıkın. Telefonumuz azalmış bu arada. Tabii. Evet, hattımızın ucunda Ahmet Serdar var. Ordu Spor Başkan Yardımcısı, basın sözcüsü ve altyapıdan sorumlu kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, iyi bir gün dileyelim sizlere. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Sağ olun. İyi gecelere de iyi seyirler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, dediğimiz gibi Metin Altınay'ın gidişi Ordu Spor camiasında çok izler bıraktı. O izleri tabii ki şu anda silmiş değiliz ama Adliye Spor müsabakası ile birlikte her şeyin de Metin Altınay olmadığını gösterdik. İyi bir performans gösterdik ve puanımızı sıfırı çıkarttık. Yani eksi 9 puanı ortadan kaldırdık diyebiliriz. 6. haftada yeni bir başlangıç yapacağız. Ama tabii ki siz neler söyleyeceksiniz? Takımın içerisindesiniz. An be an Metin Altınay'ın gidişini, neden gittiğini herkesten çok sizler daha iyi biliyorsunuz. Şimdi öncelikle bir gönül sayfası daha kapandı. Yani geriye dönmeye gerek yok. Mühim olan seyircimizin gittiği akşamı Mustafa abi de oradaydı. Koyraz, Kemal Mustafa abi o akşamı bizim o yağmurda ayaklarımızın ucunda sular akıyordu. Evet. Mustafa abi gördü, o da oradaydı. Onlar işaret etti hatta. Biz o taraftarları durdurmak için Ordu'yu satanı biz de satarız. Yani biz satmış gibi muamele gördük hocayı ve Ordu Spor'u. İnsanlar demek ki böyle olmadığını
Mustafa abi zaten anlatıyor, dinliyoruz. Öyle olmadığını gördüler. Biz o akşamki üstümüzden geçen ıslak, ben hayatımda 51 yaşındayım. Ben böyle bir yalvarma, hiç ben babama böyle yalvarmadım. Ve ağladık içeride. Evet, doğru diyor. Gittiği persime cuma günü 20 bin lira para, 20 bin lira parayı yarın sabahtan masanın üstünde uyanmadan gözün önüne koyacağım dedim. Ya bu taahhüt ettiğimiz parayı da borcumuz yokken taahhüt ettik. Yani Metin Altınay'ın gidişinde alacağı herhangi bir şey yoktu. Sadece işte kendi gitmek istediği için. İkiniz de spor adamısınız. Evet. 29 bin lira para vermişiz. Paranın içinde benim. Paranın içinde benim. Şimdi bu para verirken bu bir düğüne gitti. Yeğenin düğününe. Ben burada ona 5 bin lira parayı ben gönderttirdim. Ben de diyorlar girmişti o zaman. Evet. Para 8 bin lira gidecekti. Eksik gönderdik. Ama o 5 binde iş gördü görmedi. Onun şeyi, sorunu. Gelince biz pardon. Gelince biz o üstünü tamamladık. Biz şimdi bu Metin Hoca'ya şu anda 29 bin lira para vermişiz. 90 bin liraya anlaştık. 3'te 1'ini almış bizden. Doğru. Evet. Yani alacağı şimdi yok. Orada insanlar paranızı alamadık diye deklare etti. Orspor hocaya para vermedi, kaçırdı. Kesinlikle parayla alakalı değil. Ben size bir şimdi tabii gidenin arkasından dedikodu çok olur da bu dedikodu değil. Ben eğer müsaadenizle bir şey anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. Erol abi, Tele Erol lakaplı. Biz ben tesise biz beraber giderdik Erol abiyle. Erol abi antrenman bitmiş. İçeri girmiş. Çocuklar çıkarken kaptanın kucağında 3 tane top varmış. Kaptandan demiş ki kaptan top atsana. Bu arada çocuklar soyunma odasına gidiyor. Soyunma odasına gidiyor. Atıyor topu. Erol abi işte saydırıyor topu 2-3. Yani o çimlerde eski günlerim hatırlıyor ne yapıyorsa. Evet. Erol abiye ağzı almayacak hakaretler. Çirkin sözler. Metin ondan Altınay'la. Sonra Erol abi beni aradı. Dedi ki Ahmet dedi böyle böyle bir şey yaşadım. Ben dedi ki bu benden çıkmasın. Ben de dedim ki Erol abi hiç sesini çıkarma, cevap da verme. Zaten dedim hocanın bu Tunceli'den gelirken diğer yöneticilerimize çok hakaretlerde bulunmuş. Hakaretler yapmış. Gali almamak. Şimdi bunu anlatmayacağım. Size ben bir düzeyi söylerim. Evet. Ondan sonra bekle dedim geliyorum ben. Ben dükkandan çıktım kulübe geçtim. Tam o kulüp girişinin içinde Mustafa abi biliyor o yemekhanenin girişinde oturuyorlar. Oturuyorlar. Ben arabadan indim. İner iner hoca karşımda. Hocayla göz göze kaldık. Hayırdır hocam dedim. Çok gergin gördüm sizi bugün dedim. Yani o Erol abiden dolayı değil. Onun bakış açısı bana ve gözlerindeki kin ve nefreti gördüm. Ondan sonra dedi ki ya benim dedi namaremim dedi. Efsanemiş, nefsanemiş dedi ben dinlemem. Bu dedi bu, benim dedi antrenman sahama dışarıdan kimse giremez. Siz girersiniz yöneteceğim dedi. Dışarıdan adam kabul etmem dedi. Şimdi ben dedim ki hocam bu mu derdiniz dedi yani. Antrenman bitmiş. Çocuklar soyunma odasına gidiyor. Orada Erol abi topa vurmuş, top saydırmış, ayağında çektirmiş. Yani her şeyimiz bitti. O Ordu Spor Kulübü'nde top saydırmak suç mu oldu, kabahat mı oldu? Yani bunu neden anlattım biliyor musun arkadaşlar? Erol abi bahane. Oradan biri biliyor ki benim çıtılı olduğumu. Erol abi de beni arayacağını ona hakaret sayıp benim de gelip hocaya çatacağımı ben de bunu bahane edip Ahmet Serdar üzerinden kulübü terk edeceğini düşündü. Ama yani ben bir bahane onu o hakkına vermedim. Hocam bunlar ufak şeyler. Bunları büyütmeye gerek yok. Tabii ki bahane aradı. Evet. Tunceli'ye giderken bizim diğer yönetici Nihat Başkanım yardımcımıza bir yöneticimiz daha var. Biz orası sıkıntılı bölge diye. İki yönetici gönderdik deplasmana. Kulübün hocalarının başında. O yöneticilere yapılmayacak hakaretler. Terazını anlatmıyorum şimdi onu. Yani öyle bir söylemleri var ki Mustafa Kemal Poyraz yemin ediyorum otobüsten iner bırak kulüpten istifa etmeyi bir daha o hocanın olduğu o yere girmez. Yani anlatsam size şimdi de diliniz dışarıda kalır. Öyle bir hakaretler ve saygısızlık yapmış iki tane yöneticimize.
Ve tabii ki bizim zor durumda olduğumuzu bilerek çocuk, yani o yönetici abilerimiz, kardeşlerimiz, biri abi Nihat Şensoy, öbürü benden küçük kardeşimiz, aman ha bizden bilmesin Nihat hocam, bunu biz bunu yiyelim yutalım, kulübe gelince diğer yöneticilere anlatırız ama yani bu hoca artık yöneticileri yerden yere vurmaya başladı. Amaç bizden bir tanesinden sivri hareket görüp al kulüpsüzün olsun bay edip gitmekti. Ama bizden öyle bir tepkiyi göremedi, yapmadık. Onun her hareketini yedik, yuttuk. Onun için en sonunda baktı ki bunlar beni kovmayacak, parayı bahane etti. Arada 29 bin lira bakın, 3'te 1'ini almış 4 haftada. Evet. 29 tabii, bin lira. Tabii. Verilen paraların içinde de benim parmağım var. Tabii. Benim elimden geçti paralar. Ahmet Serdar Bey, yaşanan süreci biliyoruz tabii ki. Metin Altınay'ın Tunceli'den sonra aklının çelindiğini, ondan sonra da Ordu Spor'a karşı gitmek adına, adına tüm bahaneleri aradığını biliyoruz. Peki Ordu Spor cephesinin yönetimi olarak sizin almış olacağınız tepki ne olacak Metin Altınay'ın gidişi üzerine? Tabii ki biz şimdi kanunu süreçte hakkımızı arayacağız. Demin Mustafa abi dedi ki düzgün yapsaydın dedi şeyi, sözleşmeyi. Sözleşme düzgün Mustafa abi. Bizim dördüncü haftada parasını ödediğimiz, hani dedin ya gününde ödeseydin de gitmeseydi dedi Mustafa abi. Evet. Kemal Poyraz. Evet. Ya bu kulüplerde Ordu Spor'u bırak zor dönemlerinde. İyi, en iyi dönemlerde. Bakın ben biliyorum Mustafa abi, marketçilik yapıyorum. Benim Gemlik'te bize zeytin getiren bir firma var. İsmi vermeyeyim reklam olmasın diye. Evet tabii ki. Şu anda 4-5'te 5 yapan biliyorsunuz Bursa takımı Orhan Gazi. Benim o hocası, onun yönetici orada. Daha bir hoca diyor. Peşinatını almadı diyor. Şimdi Ahmet Bey bakın haklısınız. Ben de diyorum ki şayet buyurun, hocanın tamam. Resmi sözleşme mi alıyorsunuz? Evet. O resmi imzaya göre ne diyorsun? Diyorsun ki işte %30'u, işte pardon 30 bin lirası peşin dediniz mi? O para diyorum peşin olarak ödenmiş olsaydı. Baktığın evet. Zaman haklısınız siz. Hakikaten bugün Türkiye Ligi'nde baktığın zaman yani bakıyorsun 20-30 bin lira alacağı varmış da 29 ödenmiş de 1000 lirası kalmış. Çok büyük bir başarıdır. Ama 30 bin lirası evet. Zamanında ödenmiş olsaydı arkadaş bak resmi imzamız, bizim sözleşmemiz elimizde. Biz 30 bin lirasını peşin taahhüt ettik. Bak dediğimiz gibi 30 bin lirayı da peşin ödedik. Buna rağmen hoca gitti dediğiniz takdirde hocayı tazminat anlamında dava açabilirdiniz. Doğru mudur? Mustafa abi o hakkınız yine var. Yani bizim onu... bir şey söyleyeyim. Bakın biz bak hani hep bizi demin anlattık ya bahaneler bizi kendini kovdurmak için. Hı? Bak Samet'ime inanın. Tabii ki bak sıkıntılar var. Sen, bak biz seninle dertleşiyoruz. Yani gerektiği şeyleri sen daha iyi biliyorsun. Şu ana kadar paramı vermezsen giderim bir kelime çıkmadı. Para ikinci planda. Önce başarır bizi kandırdı abi. Yani bize bu duruma getirseydi bizim 30 değil 60'ını da verirdi. Tamam tazminat hakkımız varsa Ordu Spor olarak tazminat davasını açalım. Var tazminat hakkımız var çünkü biz 30 bin lirayı verdik. Bizim yani bize o senin dediğin tabirde Mustafa abi bak dediğin tabirde deseydi bize. Bak bize bir gözdağı şeklinde. Bak yönetim ey idareciler siz eğer benim paramı bundan sonra aksatırsanız, gününü alamazsanız ben bu kulüpten ayrılırım der. Biz de şapkamızı önümüze koyar. Arkadaşlar bak bu iş ciddi. Hoca böyle konuşuyor. Biz buna bir taviz vermeyelim. Yani sonuçta parasını gecikmeli olsa bile ödedik ama bir daha böyle geciktirmeyelim. O gittiği akşamı, senin orada olduğun akşamı ben kendim dedim ki abi hocam kasamı açayım getireyim dükkanımdan sana 20 bin lirayı yarın sabahtan uyandığında masanın üstüne 20'yi bırakayım. O 20 bin lirada senin en aşağı yarı paran almış oluyorsun ilk 4 haftada. Bundan sonraki süreçte de ne zaman bizden ekstra para istersen sana öderiz. Bundan sonra para muhabbetini benle görürsün. Benim dışında kimseyle para konuşma. Senin bundan sonraki para şeyin benim eğer ben de senin paranı gününe ödemezsem adamım diye orada gezmeyeceğim dedim. Gerekirse zorla alacağım, gerekirse dileneceğim senin paranı getireceğim dedim. Ben başkanı da yani kimseyle de muhatap olma. Kendim yalvardım. Ve ağladım hüngür hüngür. Ben babam öldü ağlamadım. Peki Ahmet Bey. Diye, buyurun. Şunu soracağım. Orada dediniz ki Pele Erol'la ilgili olarak kaptandan evet. Top atıp top sektirmiş. İşte benim sahama kimse giremez. Erol evet. Abinin bugün Ordu Spor'da bir görevi var mı? Biz Erol abi altyapıda
genel koordinatör olarak hocamızın yanına yardımcı olarak aldık. Var. Tamam. Erol abi yabancı birisi değil ki. Yani Ordu Spor şeyinde altyapıda sorumlu. Kaldı ki hiç görev olmamış olsa. Ya evet. Metin Hoca sen kimsin ya? Pele Erol. Ordu'nun çocuğu. Ordu Spor'un evet. En güzel yıllarında, Ordu Spor'un evet. kuruluşundan beri Ordu Spor'a evet. hizmet etmiş bir büyüğümüz, abimiz. Yani evet. ki top sektirmiş de ne olmuş yani? Sektiremez miyiz? Mustafa abicim. Dinliyorum. Mustafa abicim. Yemin ediyorum yani bak bir şey söyleyeyim abi. Belki diliniz dışı, vallahi karı gibi olduk abi ya. Yani karı gibi derken yanlış anlamayın. Yani bak kadınlardan da özür dilerim. Sakın yani bizi konuşturuyor abi ya. Yani amaç diken biz olmayalım diye. Tamam, niye olduk onu? Neden olduk? Abi, başarılı bir takımımız vardı. Yani. Bozulmasın, evet. Başarımız bozulmasın adına her şeyi yaptık bu akşam. Yaptık abi ya. Tamam. Bildiğin gibi değil. Aman bakın, hocam, bakın. Yani, aman ellemeyin, aman tutmayın, bir şey demeyin. Yani biz o kadar Ordu Spor'a ödün verdik ki kişiliğimizi, karakterimizi bozdurduk o hocaya. Bakın Ahmet yani, Bey. O akşam birlikte yaşadık. Hatta burada abi, cuma günü programda da söyledim. Belki unutamayacağım bir gece yaşadık. Yalvardık hep birlikte, yalvarmadık mı hocamıza? Ağladım. Bak diyorsun ki hocam ben iş yerime gidip kasamdan alıp para getireyim dedim diyorsunuz. Doğru mu? Dedim abi. Siz duymadınız. Oradaki ağladım. Tamam. Evet. Oradaki 30 yaşındaki taraftarın ben ağladığını gördüm. Hocam gitme diye hepimiz birlikte yöneticiler. Abi ne 30 yaşı? Ben 51 yaşındayım. Hayır. Taraftar anlamında diyorum. Taraftar anlamında. Taraftar da evet. vardı. Evet. Orada futbolcular baba dedikleri pankartlarla yalvardılar. Hep birlikte yapmadık mı bunu? O akşam sosyal medyada bir şeyler paylaştım. Bak Mustafa abicim. Hep burada Metin Altınay'a yükleniyoruz ya. Kandırmış bizi. Metin Altınay'a yükleniyoruz ya. Ben abi bak hepimizin çoluğu çocuğu evi bakı var bak. Mustafa da daha yanındaki yeni evlendi. Ben evlendim, evleneceğiz. İşte nişanlandı. Ben evet. de inşallah evlendi gözüne bakıyorum. Bu ilk adım attı. İnşallah. Attım. Eyvallah inşallah. Hepimizin çoluğu çocuğu ailesi var değil mi Mustafa abi? Evet. Cumhurbaşkanı yuvası olur mu? Ey Diyarbakır kulübü. Bizi dinliyorsa oradan bir tane yönetici. Sözleşmesi olan, gününde parasını alan bir kulüp hocasını ayartmanın burada al telefon açmalar, sağda solda buluşmalar biz geliyor kulağımıza. Diğerlerde buluşmuşlar. Samsun'dan çıkışta yolda buluşmuşlar. Ayıp değil mi? Bir hocanın, faal olan bir hocanın, sözleşmesi olan bir hocayı ayarma adamlık mıdır, kulüplük müdür? Diyarbakır Spor Kulübü. Yazıklar olsun. Ne hocamı suçlu burada? Şimdi Ahmet Bey biraz sakin olalım. Şimdi canlı yayındayız. Doğru öfkeliyiz, üzgünüz ama... Hayır, Mustafa abi hakaret etmiyorum. Hayır, bak Metin Altınay, hani orada o Diyarbakır'dan bir teklif gelmese... Evli bir kadına ilişki teklif etmese bu olur muydu? Tamam suçlu da sen çıkıp da ne diyemedin ki arkadaş bu camiye bana güvendi. Benim bu camiayla sezon sonuna kadar sözleşmem var niye diyemedin? Tamam öbür Diyarbakır takımı tamam yanlış yaptı. Tek taraflı değil ki işte yani ben aylaksızlık diz boyu. Federasyonun da suçu var burada. Evet. Çünkü federasyon sözleşmesi olan bir takım. Federasyon şunu demeli, Ordu Spor Kulübü, sen bu hocanın parasını, nasıl futbolcuların parasını alamıyorsun da 6 puan, 3 puan tepemize vuruyorlar. Neden oldu hocanın parasını vermiyorsan, seni bak beni verim demeyip de bize paneli ödettirmiyor. Burada bizim 3-5, 6 tane yöntüsü kaldık. Hiç kimse ödemezsin. Ahmet Serdar olarak hocanın 20 bin lirasını öderdim. Şimdi Ahmet Bey, hakikaten doluyuz, üzgünüz. Ama baktık ki, yani Metin Altınay'sı da bu takım gidiyor. Fakat şunu sormak istiyorum size. Cuma günü akşam üzeri Yaşar Başkan beni aradı. Biliyorum. Ben de oradaydım. Metin Altınay'ı arayan işte şerefsizdir, merefsizdir gibi bir laflar etti. Ve ardından da telefonu kapattı. Haberim var. Telefonu kapattı. Aradım birkaç evet. kez bakmadı. Biliyorum bazen evet. benim gibi agresif. Şimdi evet. Metin Altınay'ı savunmak. Siz Metin Altınay'ı savundunuz mu? O akşam. Kalması için savunduk mu? Yalvardık bırak savunmaya. Yalvardık mı? Doğrudur. Futbolcu yalvardı mı? Taraftarı yalvardı mı? Herkes basını. Herkes yalvardı. Herkes siz şerefsiz misiniz şimdi siz? Mustafa abi. Dinliyorum. Konuyu biliyorum. Ben başkanın yanındaydım. Başkanı da oraya ben çağırdım. Çünkü hocanın ikna olacağını hissettim. Bizim içeride hoca gelene kadar ben bile orada başkanın odasında birebir derken arkadaşlar da vardı. Yani Türk arkadaşları.
Başkanım dedim, hocayı yumuşamak üzere bir ışık gördüm hocadan. Lütfen gel son cümleyi de noktayı da koyun. Sonra onlar başkanı hemen geliyorum dedi. Ama ve başkan geldi. Ama Ahmet Bey bakın benim söylediğime siz cevap veriyorsunuz. Oraya getireceğim. Oraya sana geleceğim. Şimdi Ahmet Bey çok kısa süremiz kaldı. Reklama gitmemiz gerekiyor. Eğer beklerseniz ikinci yarı yine devam edelim. Olur. Olur. Tamam. Tamam. Siz telefonu kapatın. İkinci yarı biz sizi tamam. Yeniden arayacağız. Olur. Tamam. Tamam. Evet. Reklama gidelim. Peki. Ardından yine devam edeceğiz. Evet, spor gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Serdar'la birlikte devam ediyorduk. Onunla yine devam edelim. Evet, Ahmet Bey. Bağlı değil mi? Tamam, bağlandığı zaman haber verirseniz onunla birlikte devam edelim. Evet abi, Metin Altınay konusunda yönetimin bu şekilde bir tepkisi var. Neler söyleyeceksin? Herkes tepkili. Yani dedik ya biz... Demek ki biz de kandırılmışız. Sadece Cumhurbaşkanlar ve Başbakanlar değil. Demek ki Orospor camiası da kandırılırmış. Kandırıldık. Baktığın zaman yani hocaya o kadar büyük bir yetki verilmiş ki. Evet, şu anda bağlı telefonumuz. Sözünü de kesiyorum abi. Kusura tamam. Devam edeceğiz tamam. Zaten. Evet Ahmet Bey. Ahmet Bey. Şimdi Mustafa abi biz kandırılmadık. Evet. Dinliyorum. Alo. Dinliyoruz, dinliyoruz. Duyuyoruz biz sizi, buyurun. Biz kandırılmadık. Biz hocanın zaten, hocanın, biz biliyorduk, hocanın gideceğini biz sadece Orduspor'un şu kaos dönemini rahat çıkalım, kimseden tepki görmeden nasıl bu krizi atlatırız için hocaya biz hiçbir müdahale etmedik. Her şeyden ödün verdik. Hani parçal parçal satmadık. Ödün verdik, kişiliğimizden ödün verdik. Ya kandırıldık derken ben o anlamda söyledim kandırıldık diye. Biz kandırıldık gideceğini. Ben ya Mustafa Özdoğdu. Mustafa Özdoğdu doğruya sorabiliyorsun. Hocanın gideceğini Doğu'da bir takımla beraber buluştuğunu ben biliyordum. Ama velakin çünkü biz öyle bir samimi ortamlarımız vardı ki Kumbaşı'nda bizim tekne var. Yatta yemekler yedik. Taşbaşı'nda otellerde çaylar yani Boztepe'de gezmeler. Hocamla biz o kadar doğal, natürel, birebir dostumuz, arkadaşlığımız vardı ki bizim bırakıp gittiğine inanmıyorduk. Parayı ikinci planda hep bıraktığı için biz de bu dostluğa güvendik, onun için devam ettik. Ama son zamanlarda Bingöl 12 ile görüştüğünü ben bizzat biliyordum. Peki size... Onun için biz kandırılmadık. Biz yönetim de bunu biliyorduk. Ya yani o zamana kadar size evet, bu şekilde buyur. Bir şey yansıtmadı yani ben gideceğim doğrultusunda bir şey yansıtmadı. Yansıtmadı olur mu? İkide bir işte bana 150 bin lira masanın üstünde para var. 200 bin lira para var. Her üç kelimede bir 150-200 bin paralardan bahsediyordu. Sezon, bunu biliyordu. Sezon başında gelirken onu da söyledi. 2-3 tane takım var ben oraya şey yapmadım da işte Ordu'yu seviyoruz. İşte Ordu Spor'u tercih ettik. Niye gelmiş o zaman buraya? Silah zoruyla mı gelmiş buraya? Ne silah zoruyu? Telefonla Bodrum'dan ağrı. Telefon açtık. Bodrum tatil beldesinden bir yerden Bodrum Marmaris mi? Yalan olmasın yani orada yanılabilirim. Oradan geldi. Evet. Peki. Yani orada bir hocayı zorla getirdik olur mu? Ordu Spor dedi. Uçarak geldi adam. Şimdi Ahmet Bey az önce bir şey sordum. Cuma günü dedim. Yaşar Bey bizi aradı. Evet. Metin Altınay'a destek çıkanlar işte bir şerefsiz gibi laflar etti. Başkanım evet. Biz doğrudur. O ana kadar hocamızın gitmemesi adına elimizden geleni yaptık. Sizler gibi. Taraftar keza öyle. Futbolcular keza öyle. Yani tamam başkan bize bunu asla takip etmiyorum. Kendisine de bir Ordu Spor Kulüp Başkanı olarak da yakıştıramadım buradan o kelimeleri. Bize şerefsiz diyen bir başkan sadece Metin Altınay'a destek çıktığımız için sizler de destek çıktınız. Siz de mi şerefsizsiniz o zaman? Şimdi ben Metin Altınay'a bir kere başkanım adına sizden özür dilerim. Biz Metin Altınay'a destek çıkmadık. Biz Ordu Spor Kulübü'ne
elinden gelen ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimiz camiye gayret ettik. Bunun destek değil. Bizi bırakmaması adına, kulübümüzü bırakmaması adına. Doğru. Başka yani, bize Metin Altınay'dan bir menfaat olmadı ki. Sadece iyi giden bir Ordu Spor yarı yolda bırakılmaması adına, hepimiz hocamızın gitmemesi adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Doğru mudur? Doğrudur Mustafa abi. Yani bu şimdi bu şerefsizlik midir bunun adı? Mustafa abi şu kelime takılma. Ben sana söylemiş kelimeyi kendime söylemiş sahibim. Bana kabul havale bu kelimeyi. Senden de başkanım adına özür dilerim. Bakın, yani bakın. Zaman zaman başkanım kelimeyi yani kullanıyor ama şey değil bakın Mustafa abi. Konuya bak, konuyu orada takma ne olursun bak çok. Bakın, bakın. Bak. Biz... Mustafa abi bir şey söyleyeyim. Federasyon Kupası 8. Bak. Bak Federasyon Kupası'nda 8'deyiz. 71-43 Nevşehir'i yendik. Basket iyi gidiyor. Evet. Oraya yani geleceğiz. Bak, oraya da geleceğiz. Bak oraya gelme. Oraya gelelim. Bak başkana takılmayalım. Şimdi bak, tabii ki. İlk 8'deyiz. Şu anda altyapı çok iyi gidiyor. İnan bak gittiği yerlerde galip geliyor çocuklar. Voleybol takım hazırlıklarda Bulancak'a yenildi ama ilk seti aldık. Bulancak'tan maçımız vardı 2 gün önce Bulancak'la. Çok harika gidiyor. Bak Ordu Spor 11 kişi değil. 250 lisanslı futbolcu var. Doğru. 250 kişi karavan yemek yiyor. Doğru. Ahmet Bey tabii ki yani. Nasıl bilemezsiniz dertlerimizi. Sadece Metin Altınay değil. 11 kişi futbolcu değil. Biz tabii ki onu biliyoruz. Biz zaten onu söylüyoruz. Biz Metin Altınay defterini bizim şimdiye kadar çoktan kapatmamız gerekiyordu. Öyle de olması gerekiyor. Yani öyle de olması gerekiyor. Tabii ki herkes kırıldı şu anda. Herkes üzgün. Size ben teşekkür ediyorum. Bakın diyorsun ki başkanım adına ben özür diliyorum diyorsun. Tamam ne güzel. Yani bunu Mustafa biz... Mustafa abi seninle biz kırgın olma şansımız var mı? Mustafa Özdoğru'yla, Mustafa Kemal Poyraz'la bizim dargın olma şansımız var mı? Sizler evet. Olmasanız Ordu Spor olmaz. Çünkü sizin sayenizde bu basın bizi ayakta tutuyor şu anda. Ve şunu da bilin ki ben isim vermeyeceğim. Mustafa Özdoğru biliyor. Sen de biliyorsun. Ben birine kombine bileti verdim. 4000 liralık. Dedi ki bana o şahsiyet. Şimdi bizi rahatça dinliyordur. Ben dedi Enver Yılmaz benim dedi müşterim. Duymasın dedi. Kombineleri bana iade etti. Biz bu dönemden geçiyoruz. Bırak Metin Altınay'ı. Evet. Şimdi Ahmet Bey, Metin Altınay'ın gidişi üzerine tabii şu anda bir tane gelirimiz yok. Kendi gücümüzle ben marketimden sattığım, kazandığım cirodan Ordu Spor Kulübü'ne yemek, pirinç, bulgur götürüyoruz. Evet, her şeyin farkındayız. Şimdi Ahmet Bey, önemli bir konu da var tabii ki. Metin Altınay'ın gidişi üzerine Ordu Spor'un başına kim gelecek düşüncesi var, algısı var. Şu anda Yalçın Gürsoy'la yola devam ediliyor tabii geçici bir süre içinde ama dün itibariyle ortaya çıkan bir konu, Ümit Karan meselesi var. Ordu Spor'un Ümit Karan'la görüştüğü yönünde bir algı var. Bu doğru mudur? Ümit Karan'la görüşmeler var mı? Doğru değil. Ümit Karan'la bir olay girdik. Birisi adına Ümit Karan bir referans alacak fikrinden. Onunla da diyalogumuz tabii ki başka bir süreçte devam ediyor. Daha birebir görüşmedik. Ama hocalar, görüştüğümüz hocamız var. 2-3 tane. Biriyle bugün, dün akşam biz 11.30'da çıktık kulüpten. Toplantımız vardı. Saatlerce telefon bekledik. Belki 6-7 tane hocayla görüştük. Yani en iyisini Ordu Spor'a layık olan, bak hocasız bazında hocasız kalmasın getirmek değil. En iyisini getirmenin peşindeyiz. Evet. Yani görüşülen teknik adamlar var. Ümit Karan da bunların içerisinde mi? Doğrudur. Öyle diyelim o zaman. Evet. Yani ihtimal kendisiyle birebir görüşmedik ama girişimlerimizde bulunduk. Evet. Tabii ki bu Ordu Spor taraftarının ve camiasının merak ettiği konulardan bir tanesi. Çünkü dün itibariyle bayağı bir yankı uyandırdı Ümit Karan'ın Ordu Spor'la görüşmeleri. Hayırlısı diyelim açıkçası. Evet Ahmet Bey. Ben bir şey tabii. Varsa bir son aktarmak istediğim şeyler varsa onları alalım. Evet. Ben isim şimdi bize hak verilmedi. O hakkı kullanmak istiyorum. Sizin kanalınızda. Buyurun. Ömer Kılıç bir beyanda bulundu. Ona cevap vermek istiyorum. Uslubimce. Çok var da ben sizi yormamak için bir tanesini vereceğim.
Dedi ki Ömer Kılıç ne kadar Enver Yılmaz muhalefeti varsa Orspor kulübüne geçmiş yöneticilik yapıyor. Evet. O Ömer Kılıç'ın yüreği varsa beni arasın da benimle konuşsun. Ben belediye başkanlığına aday değilim. Ben Enver Yılmaz'ın tuttuğu partiyi tutmak zorunda değilim. Ben onun yanında da Orspor kulübünde yönetici olmak için onun da yanında olmak zorunda değilim. Varsa delikanlı yüreğe yeten arasın beni, benimle konuşsun. Şimdi... Ben Orspor kulübünün, siz Mustafa Kemal Poyraz abim demin dedi ki, Kadir'e Denizlik'ten 25 kişi kovuldu. O zaman neredeydiniz? Mustafa abi de şunu söyleyeyim. Mustafa abi, siz bilirsiniz, gazetecileri bırak. Ordu Spor'da Turgay abi vardı, Çakal Turgay lakaplı. Evet. Kulübe sokmadılar, tartaklayarak o kulüp binasını nereden aşağı indirdiler. Nereye sahip çıkıyorsun, kime sahip çıkıyorsun? Kulüp binasına girebiliyor muydunuz? Girebiliyor doğru. Muyduk? Doğru, doğru. Kime kimin yana derdimizi yanacaktık abi? Doğru. Ya. Kimin eli kimin cebinde belli miydi? Maalesef. Bakın abi, bir tane borcumuz yok piyasaya. Şu dönem. Bir tane borcumuz yok. Kimsenin de alacağı yok kulüpten. Varsa evet. Orada, Ahmet Serdar konuşuyor burada şu anda. Alacağı varsa, bu dönemden bahsediyorum bak. Şu, bak benim yönetim kurumuna girdiğim dönemden bahsediyorum. Varsa gelsin alsın. Biz borçlandırmadan gidiyoruz. Onlar gibi 1 milyon liradan, 2 milyon liradan kulüp alıp 100 milyon lirayla da alın nariz varsa görürüz demedik. Demeyeceğiz de. Evet tabii bundan sonraki süreç ordu yani sporcu. Daha çok anlatacak şeyler var. Bir de şunu yine söylüyorum. Yine şu son cümlem. Ben birinin partisini tutarak bir yerde spor yapmak zorunda değilim. Evet tabii ki. Benim, yani... Ben belediye başkanlığına aday değilim. Bir yerde meclis üyesi değilim. Ben bir bakkalcıyım. Bakkalcı birinin siyasi partisini tutmak zorunda mı Orduspor kulübünde olmak için? Burada önemli olan Ordu Spor'a faydalı. Ayıp değil mi? Böyle bir demet veremez. Ama ben şunu söylüyorum. Yani hanımları belediyeye atıp da Ordu Spor'a vurmasınlar. Orada çalışıyor hanımları başkanın yanında. Oradan da Ordu Spor'a vurmasınlar. Evet. Çok sağ olun. Ceplerinde 1 lira yok diyorlar. Kendi ceplerinde 1 lira mı var? Gelsin bakayım. O ceplerinde 1 lirası yok diyenlerin. Benim mi daha çok falan var onların mı var? Gelsin benimle konuşsunlar. Evet. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkür ederiz. O cebinde para yok diyen adamlar. Sokakta 5 parası geziyor. Ordu Spor'a vuranlar. Evet. İyi günler. Saygıyla sevgileniyorum. Siz merak etmeyin. Ordu Spor iyi yolda. En iyi hocaya getireceğiz. En iyi adamlarla çalışacağız. Yerli hocayla, Yasin hocayla da bizim bir duruşumuz var. Yerli hoca kesinlikle olmayacak dedik. Yani Ordu bölgesinden. Çünkü bu haftada kriz yaşadık. Niye benim çocuğumu çıkardın diye. Hemen ilk günden, ilk dakikadan bize vurmaya başladılar. Onun için sıkıntı oluyor yerli hocadan. Güvenlikten değil, güvensizlikten değil. Yasin hocadan iyisi yok ama hemen hocaya binmeye başladılar, vurmaya başladılar. Benim çocuğumu niye erken çıkardın? O giren ondan daha mı iyi? Hemen dedikodular başladı. Bunlara mail vermemek için, yerli hoca bizim kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Evet. Yani onu da bilginizde sunuyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Hoşça kalın, yine iletişime yayınlar. Geçmek ümidiyle, hoşça kalın. Evet, son tepkiler de bu şekildeydi. Dolular, hak veriyorum yani... Dolmuşlar açıkçası. Baktığın zaman yani hak veriyoruz ama şu var. Nihayetinde Ömer Kılıç dedikleri ordu isim Ordu Spor'a hizmet etmiş. Ordunun çocuğudur. Tabii ki zaman zaman her zaman söylerim. Hata yapacağız. Biz burada dört dörtlük değiliz. Ama işte yapmış olduğumuz hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. İş dönüp dolaşıp siyasi arenaya geliyor. Beni asıl endişelendiren burası. Nihayetinde yani Ordu Spor'umuzdan başka bir Ordu Spor'umuz yok. Ama gelinen sürece baktığın zaman Ahmet Bey bir şey söyledi. Bizim bu dönemden alıcı olan varsa yanımıza gelsin diyor. 1000 liraya, 1 milyon liraya, 1 milyon değil 4 milyon liraydı, 5-6 denildi milyon liraya. PTT 1. Lig'de kulübü aldılar. Maalesef 100 milyon lira gibi bir rakamlarla kulübü sırt üstü bırakıldı. Yani bu insanlar da çaresiz. Bakın ne diyoruz? Bak bir üst lige çıktık diyoruz. Çıktık, başarıldı yani başarı olarak ama yani çıktığımızda pişman olacağız. Tahttan kapalı, paran yok, transfer yapamayacağım. Yani elimiz Ordu Spor'un eli kolu bağlandı ya. Evet. Evet tabii ki
Ordu Spor taraftarının da merak ettiği bir konu vardı. Ümit Karan meselesi. Çünkü dün itibariyle sosyal medyada olsun, taraftarlar arasında olsun çok büyük bir yankı uyandırmıştı Ümit Karan'ın Ordu Spor'a gelebilme ihtimali. Ümit Karan gibi isimler heyecan verir. En azından tribünlere heyecan verir. Tabii ki. Futbolcular, yani tanınan bir isim. Tabii ki. Hiç değilse taraftar çeker. Daha doğrusu. Hani Ordu Spor'a da bir hareketlilik kadar mesajlarımız da çoğaldı. Onlara ama da şu var, ben her zaman söylüyorum. Ben Yalçın Hoca'ya şahsım adına güveniyorum. İşte buyur, az önce yöneticinin de söylediği. Ya tamam güveniyoruz ama her zaman bu sorun baskı oluyor. Baskı oluyor diyor. Ya benim çocuğum niye? O zaman teknik ya, adam işte rahat hareket edemiyor. Tamam da kulaklarını tıka olsun. Tıkayamazsın ki abi. Ya bırakın teknik direktör. O zaman biliyorsan sen gel teknik direktörlük yap. Senin çocuğunu koyalım. Tamam. Tamam, ben de isterim bir teknik direktör olarak köylümün çocuğu oynasın, komşumun çocuğu oynasın, akrabamın çocuğu oynasın da. Yani öbürü şey çocuğu mu? Demek yani, ki hak etsin de oynasın. Evet, Yalçın Hoca hani başarısız bir teknik adam değil. Altyapıda yaptıklarını herkes biliyor. Yani altyapıya katkı kazandığını inanıyorum. Herkes biliyor. Kulaklarını tıkayacaksın söylesin. Ya bu söylemler olur. Benim çocuğum ama o zaman kötü sen olursun. Birine kapatırsın, diğerine kapatırsın. Hayır. Hocana güveniyorsan hocanın arkasında duracaksın. Bakın ne diyorum. Tamam bizim ya zor bir süreçten geçiyoruz maddi manevi tüm anlamda. Bizim dışarıdan gelecek bir hoca sana gelip de bu saatten sonra 40-50 bin liraya imza atmaz. Hayırlısı atmaz. Diyelim tabii ama Ümit Karan olayı da tabii ki Ordu Spor'da biraz daha heyecan verir tabii. Katar. Mesajlarımız var. Onlara değinemedik ilk yarıda. İkinci yarıya bıraktık biraz. Çünkü biraz hareketli geçti ilk yarı. Okan Duran, selamlar. Metin Altınay yerine daha önceden ayarlayıp başka takıma gitmesi çok büyük bir ayıptır. Necdet Sarıalioğlu'nun yaptığına da bu camia unutmamalıdır diyor. Diyarbakır taraftarı şehri sevdim, insanları sevdim sözlerine kanmasın. Adliye Spor maçında genel olarak kötüydük. İleriye top taşıyamadık. Emre Gemici 90 dakikayı kaldıramıyor demiş. 1-0'dan 2-1 olan maçı berabere bitirmek olmamalıydı. Doğancan'ın gördüğü son kırmızı kart ne denir ki demiş. Haftaya Bergama'dan 3 puan alıp lige 2 puan ortalamasıyla devam ederiz. Ümit Karan Ordu Spor ile ilgili akşam programında konuştu. Elinden gelen yardımı yapabileceğini söyledi. 3 Temmuz'da şike sürecinde ceza almış federasyon tarafından affı gerekiyor teknik direktörlük yapabilmesi için demiş. 3 Temmuz süreci hala devam ediyor mu? Yani ediyormuş. Ümit Karan'ın bir açıklaması varmış. Programa bağlanmış. Tabii onu dinleme fırsatımız olmadı. İnşallah programdan sonra dinleriz. Hani orada Ordu Spor'la alakalı. 3 Temmuz sürecini zaten kumpas olarak söylemişlerdi. Orada evet. Ne içeride kimse kaldı ne yargılanan hiç kimse kalmadı. Ümit Karan da zaten şu anda hani herhangi bir sorun olmadı. Sorun yoksa sıkıntı ne? Ben onu anlamadım. Belki kendi resmi bir resmiyse o zaman bu şey içinde lazım galiba. Bu işinde çözülmesi lazım. Yani ha şu var, diploması kurtarmıyorsa onu bilemem ama o süreçle ilgili olarak aklandılarsa yasal olarak da resmi olarak da aklanmaları lazım. Evet. Tabii sosyal medyada yazılan yazıları da okuyoruz. Ümit Karan'ın eşi de orduluymuş. Hani ben burada, bilmiyordum. Yani ben de bilmiyordum. Hani, eniştemizmiş yani. Evet eniştemizmiş. Eşi de Ordu'da yaşamayı istiyormuş. Bırak Ordu'da. Ordu'da herkes Ordu'da yaşamak istiyor. Ordu yani her zaman Ordu'ya bir sınırımız vardır. Ordu'ya olmuyor zaten. Geçilecek değil. Kalınacak şehir Ordu. Evet. Orhan Can. Günaydın sevgili dostlarım. Güzellikler diyarı Ordu'mun. Ordu Spor'da işler neden bir türlü iyi gitmez. Ya da gidecek. Tam iyiye giderken bozmak için uğraş verirler. Takımın moralini Allah bullak etmişler. Bana göre bu ligin düşecek adaylar arasında olacak olan Ankara Adliyespor'a puanı kaptırarak yansımış durumda. Allah korusun bu takım bir alt lige düşerse asla bir daha çıkamazlar. Sevgilerim ne demiş. Şimdi şu var söyledik bak takım hani derece harpten çıkmış bir takım. Moral motivasyon anlamında 3 gün önce hocası gitmiş. Herkes üzgün. Takım hani derece bazen işte demek ki motivasyon bazen fazla motivasyon hani fazla şişirildi çocuklar ki evet. İleri top taşıyamadık işte Okan yazmış top taşıyamadık yani Ordu Spor bu değildi hakikaten değildi. Şimdi benim elimde bir liste var Ordu Spor'un gollerini kimler attı diye şimdi hepsine bakıyoruz burada 3 tane defans oyuncusu 3 defans oyuncusunun attığı gol 5. 5 tane gol atmış. 10 golün zaten 5'ini defans oyuncusu atmış. Defans oyuncusu atmış. İşte Ordu Spor'un en iyi halkası defans. Defans. Zaten dün de bize puanı getiren defans oyuncuları oldu. Burak Demirel ve Altan Kılıç. Altan Kılıç'ın da gerçekten de mükemmel bir golü var. Evet. Yani buradan gerçekten de tebrik edelim Altan'ı. Burak Demirel'in de keza aynı şekilde. Şimdi Altan 6 maçta 2 gol atmış. Stoper mevkinde görev evet. Yapıyor. Burak Demirel 5 maçta 2 gol atmış. O da stoper. Yasin Öztop 5 maçta 1 gol atmış. O da defans. Sağ bek.
Özgen Erdem 6 maçta 3 gol atmış. Orta saha. Tabii Ordu Spor'un vazgeçilmezleri kaptanı. İkinci kaptanı. Emre Usta 6 maçta 2 gol atmış. O da orta saha. O da Emre Usta da bu sezon gerçekten Ordu Spor'un çok şey beklediği isimlerden bir tanesi. Hani açıkçası 10 gol burada 5 isme yazılmış. Bunun zaten 5'i defanstan geldi. Hani bizim defans hattımız çalışıyor. Şimdi, onu söylemek lazım. Şimdi bakın dünkü karşılaşmaya gelince yavaş yavaş gelelim, zaman süre bakıp gidiyor. Hani dedim ya, her zaman her platformda Yaşar Pamuk'u savundum diye. Kaan Karsı her platformda savundum. Ama bakın kredisini bana söyleyeceğim, kredisini bitirdi. Tamam, hani derece büyük kaleci, yani böyle futbol tabiriyle pis goller yer deriz ya. Yani yer, tamam, bunlar futbolda var. Ama bakıyorsun sanki ilk kez kaleciliği başlamış, başlayan ya. Desen ki arkadaş Mustafa Özdoğru kalecilik yaptın mı yapmadın. Ya geç şu kaleye desen. Ya böyle goller yersin. Yani çok hatalı goller yiyorsun. Çıkılmaması gereken toplara çık. Çıkılmaması gereken toplara çıkmıyorsun. Ya tamam, bu senin yediğin gol değil. Bugün dünyanın yıldız kaleciler de o denli gol yiyor. Ama bakıyorsun ya 35 metre var. Serbest. Hani oyun içerisindedir de. Adam bir anda önünde bulur da. Rastgele vurur da, yani isabet eder, şanstır, senin için şanssızlıktır, golü yersin. Ya şeyi kurduruyorsun, baraj kurduruyorsun. O zaman hem baraj kurduruyorsun, 35 metre, ya üzerine geliyor tabii. Ya işin şeyine, süsüne kaçmaya gerek yok, ya düz oynayın. Sadece ben bunu Kaan için demiyorum, tüm ekip olarak. Ya düz oynayın, düz. İşin süsüne kaçmayın, ha ne olur. Açık ara işte 3-0, 4-0 önde olursun da dersin, burada işin süsüne kaçayım eyvallah. Üzerine gelir, plonjon yaparsın, atlar zıplarsın. Ya üzerine gelen topa. Yani ne yaptın? O da bilmiyor ne yaptığını. Tamam, şimdi öncesi... desen ki adliye takımı iki kez kalemize geldi, iki tane gol attı gitti diyeceğim. Ya kalemize de gelmediler. Doğru düzgün. 35 metre yok. 35 metreden gol yiyorsun. Adamlar kalemize bir ölü top kornerden, altı pasın içinde kalecisin. Hadi defansı geçtim. Defansa kimse dil uzatamaz. İşte gör, istatistiği gördüm. Atılan gollerin tamamında neredeyse defans var. İkinci golde defansın hatası var bence. Onun da çıkması gerekirdi. Altı pasın içinde vurduruyorsun kafayı. Orada başka toplara çıkıyorsun. Bir, evet. Kaan'da da hata var diyebiliriz. Defansta da. Çünkü ikinci golü izlediğim kadarıyla... Ya müsaade et de o defans hata yapsın. O kadar kredisi olsun. Ama bir 2-1 öndesin abi. Hani tam 3 puanı aldın dedin. Hani o gol çok yenmez, yenilmeyecek bir gol. Çünkü 9 kişisin ceza alanının içerisinde. Sadece 4 tane adliye sporlu futbolcu şimdi var. Yani bir futbolcuya 2 kişi televizyon düşüyor. Başından değil. Canlı izlediğimiz için maçın tekrarını izleyemiyoruz. Orada biz sanırım bizim defansın birisinin başından top sekti. Onda bir karambolde gol yedik. Evet. Yani ne diyorum bakın. İkinci golde yenilmezdi. İlk golde de olmayan bir faul var. Bakın şimdi şu var. Hakem faktörü çok ön plana çıktı. Bakın şu var. Şimdi bizi tatmin etmek gerçekten zor. Biz 3 yıl önce bugün burada Fenerbahçeler, Galatasaraylar, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Gelinen lige bakıyorsun, 3. lige kadar geldik. Şimdi alışmış bu gözler işte Süper Lig, PES'de 1. lig, o üst düzey futbolu görünce. Yani bakıyorsun 3. lig. İlk yarıyı siliyorum. Bakın mesela maçı koparmak adına hani derece fırsatlar. Yakaladık da hemen maçın başında. Muhammed Can'la yakaladık. Çocuk daha yeni. Eğer kendine güven olsa da bir fazla değil. 2-3 metre daha sürüp de vursaydı. Ya zaten... Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa 11'de başladı. Yok geçen İstanbul'da Maltepe maçında da 11'deydi. Şey cezalı olduğu için. Murat Torun cezalı olduğu için. Evet haklısın. Ama şu var, yani çocuk kendine güvenebilse, fazla değil 2-3 metre daha sürse golü yapacak. Ha niye sürdü sürmedi de demiyorum. Bu çocuklar böyle böyle tecrübe kazanacaklar. Bugün Muhammed Can Öztürk'e bakıyorsun bir hoca olarak. Şimdi jenerasyon olarak o dönemi bilmezsiniz. Mesela kim vardı? Sinan Bayraktar, Kemal Yıldırım. Yani bugün Türk futboluna, Ordu futboluna isimlerin altın harflerine yazdırmış isimler. İnanır mısın? Hele ki Sinan Bayraktar döneminde iyi hatırlarım. Tribünlerde artık taraftarlar yuhlamaya başladı. Artık kenar yönetimini alın artık bu şeyi, çocuğu. Ama hocası biliyordu ki onda bir cefer var. İnadına yılmadı. Şans tanıdı. İşte bu Sinan Yıldırım kazanıldı. Mesela ben burada bugün yorumcu olmayacak olsaydım ben maçın devre arasında bırakıp gidecektim. Mesela ben Burak sattığımız futbolcu Burak çok olduğu için. Burak Saban. Büyük bir yetenekti.
Ama yani Ordu Spor olarak satmak zorunda kaldık. Niye kaldık ki? Oradan gelecek parayla işte futbolculara işte vesaire harcama yapılacaktı. Yani. Yoksa bir kulüp satmaz onu. Yani acil paraya kulübün ihtiyacı olduğu için sattı. Bugün Emre Usta denilen bir çocuk. Büyük bir yetenek. Evet. Oyundan çıkınca, alınınca devre arasında artık isyan ettim. Artık gideceğim. Ama dedim ya dur otur gideceksin ama ikinci yarıda belki daha değişik oyun olur. Ordu Spor iyi oynar. Nitekim de iyi oynadı. Aradım akşam tabii bazı yöneticilerle görüştük. Dediler ki ya arkadaş bu çocuk serumla iğneyle sahaya çıktı. Rahatsızmış. Rahatsızmış. Hocam daha demiş benim artık gidecek halim yok. Hasta çünkü. Evet. Oyundan alınmış. Tamam eyvallah. Ama bakıyorsun şimdi ikinci yarıda gerçekten hani yeniden hayat bulan, yenilgiyi kabullenemeyen bir Ordu Spor vardı sahada. Bakın ilk yarı itibariyle bir hoca değişiklik yapıyor. Ben yanlış buldum. Niye yanlış buldum? Ya bana ilk 45 dakika itibariyle şu futbolcu da iyi oynadı desinler birisi çıksın desin. Takım olarak kötüydük. Ya top taşıyamadık ileri. Kendi sahamızdan çıkamadık. Kazandığımız topları rakip attık. Yani sahada tedirgin bir takım vardı. Ama ikinci yarıda yenilgiyi kabullenemeyen bir Ordu Spor vardı. Tamam bunlar futbolda var. Kazanmak adına her şey yapıldı. Ben teşekkür ediyorum, kutluyorum çocuklara. Ama nedir? İşte böyle basit hataları yapmasan zaten bizim ligimiz Ordu Spor 3. ligde olmazdı. Bu hataları yapacaksın, buraya geleceksin. Baktığın zaman tabloya Adliye Spor 4 maç yapmış, 1 gol atmış. 3 puanı var. Adamlar geldiler burada bize. 2 tane. 2 gol attılar. 1 puan aldılar gittiler. Bunlar futbolda var ama şu var. Ordu Spor açısından ileriki haftalar için yenilgiyi kabullenemeyen bir çocuklar var. En azından baktığın zaman Muhammed Can Öztürk çıktı. Yerine kim girdi? 2 yıl önce milli takıma çağrılan Furkan girdi. Furkan Mızrak. Ya bilmiyorum yani çocuklar bizim çocuklarımız. Şimdi söylediğin zaman daralıyorlar, kırılıyorlar. Nasıl ki ben mesela Burak Demir'e bakın geleceğe olan bir çocuğumuz, kardeşimiz canıyla başıyla yani yüreğini sahaya koyarak oynuyor. Kutluyorum, güzel de bir gol attı. Ama bakıyorsun faul oluyor ya, faul. Bir futbolcu faul yapıyor. Hoca da hakem de düdüğü çalıyor, faul vermiş. Ya futbolcuya saldırıyorsun, dalıyorsun. Ya yok tamam ceza ise tamam faulünü vermiş. Yani dursun hakem futbolcuyu mu dövsün şimdi? Evet. Artık bunları birisinin uyarması lazım. Ama maçta Uğurcan Tozlu da bayağı bir eleştiri aldı hakem Uğurcan Tozlu. Ha şu vermiş var. Olduğu bakın. Kararlarla. İlk golde zaten hani olmayan bir faul. Açıkçası benim açımdan olmayan bir faaldi ilk golde. Tamam öyle diyorsun. Biz şimdi tarafız ya. Mesela benim ben maratonda izliyorum maçı. Maratonunda güney bölümünde attığımız ikinci gol diyorum. Bakın iki hakem özellikle çizgi hakemiyle orta hakem pozisyonu kaçırdı. Bir de bak top korner değildi. Bakın korner değildi. Bilmiyorum yayıncı kuruluştan ne derecede hangi ölçüde alabildi bilmiyorum onu. Bir de bak top dışarı çıkmadı. Hakem bizim lehimize korner verdi. Topun gelişinde gol attık biz. Gol attık. Hı. Onlar bir sürü itiraz ettiler. Futbolcular bilmiyorum maçı izleyebildin mi? Evet. Uzun süre itiraz ettiler. Top çıkmadı diye. Hakikaten de çıkmadı. Şimdi hakem bizim orada hak etmediğimiz bir korneri kazandık, gol attık. Bizim için iyiydi. İşte iki hafta önce bizim burada attığımız ikinci penaltı golü. Penaltı mıydı sana sorarım. Bana göre penaltı değildi. Ya bana göre de değildi. Penaltı değildi. Penaltı verdi. Verirken iyiydi yani de şimdi vermeyince. Doğruyu söylemek gerekirse değildi. Ama şimdi hani tamam eyvallah orada Ordu Spor lehine bir karar verilmiş olabilir ama aleyhine de verilmeyen kararlar vardı. Tabii ki olacak o. Üst düzey bir hakem değil. Bunlar üçüncülük hakemi. Şimdi ikinci yarıda ilk yarı itibariyle hakeme fazla bir sorumluluk düşmedi. Kör diyor. Şimdi bir maç geçti. Ama ikinci yarıda oyunu kazanmak adına mücadele eden bir Ordu Spor var. Skoru da korumak adına mücadele eden bir Adliye Spor vardı. Haliyle oyun biraz daha tempolu geçti. Bu sefer hakeme fazla iş düştü. Zaman zaman taraftarın tepkisi sert oldu. Bunlar olacak. Ama yani Ordu Spor adına dediğim gibi kazandığımız birinci gol müydü? İkinci goldü sanırım. İkinci golde
Bana soruyorsan kornere top çıkmamıştı. Altan Kılıç'ın attığı gol demiyorsun. Evet. İkinci gol. Çıkmamıştı. Hakem korner verdi. Devamında gol attık. Var evet. Bunlar. Yani olabilecek şeyler ama dediğim gibi yani aleyhine verilen de çok karar vardı. Şimdi bakıyorsun defans görevini yapıyor. Fazlasını İyi savunma yapıyor. Fazlasını yapıyor. Goller atıyor. Gol atıyor. Yani. Şimdi bakıyorsun. Az ileriye doğru artık ikinci bölgeye doğru gidelim. Progüssoy. Açıkçası ben ne yaptığını anlamış değilim. Hala anlamış değilim. İlk haftalara çok güzel başlamıştı Burak Özsoy. Hani ilk hafta gerçekten de bu çocuk bu sezon bayağı can yakacak izlenimi yaratmıştı bende ama sonralara doğru biraz performansı düşük. Bağlantılar, hani diyoruz ya futbolda birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Eğer bağlantılar düzgünse iyi bir takım ortaya çıkar. Ama bağlantılarda kopma olursa işte zaman zaman işte kabak yaprağı gibi bir bakarsın iyi gider, bir bakarsın kötü gider. Bugün bakıyorsun Emre Gemici burada sözüm ne olacak? Bakıyorsun senin tıkı yok, santrafordsun. Bir şey yok. İkili pozisyona giriyorsun, yerdesin, dönüyorsun, hakemle uğraşıyorsun. Ya bırak sen hakemi. Ayakta güçlü de bir futbolcusun. Ama burada bunu besleyecek kim? Başta bakın. Orta alan. Orta alan. Yani. Orta alanda bir şey yok. Bakıyorsun zaman zaman burada yani ileride futbolcular var. Onu besleyecek olan onlar. Beslenmeyince de sıkıntı oluyor. Özgen Erdem hakikaten Özel ile ikinci yarıda sahada basmadık yer bırakmadı. Evet. Zaman zaman bakıyorum ta geriye geliyor top alıyor. İleride bir şeyler yapmaya çalışıyor. Murat Toran oyuna girdi. Bakıyorsun Hector Kubar döneminde santrfor olarak görev yapıyor. Ama sadece yani o çocuğu oynatmak adına, ona yer açmak adına sadece Emre Gemici'ye vermişsin santrfor mevkiyeni. Bakıyorsun bana söylüyorsun hiçbir şey yok. Tamam bir şeyler yapmak istiyor ama yok demek ki yetersiz. Murat Torun sol bek mi? Bakış açısı bir sola gir, şey, oyun içerisinde değil. Bir bakıyorsun sol kanatta oynuyor, bir bakıyorsun sağ kanatta oynuyor. Ve lakin yok. İleri uçta Mehmet Batuhan Şener de değerlendirilebilir. Yani geçen sezon attığı çok akıllı bir gol vardı. Biz geçen yıl neredeydik? Büyüklükte, üçüncülükte. Son haftalarda... İkincilikte. Batuhan Şener'le şans tanıdın mı? Evet. Zaman zaman bu şansı değerlendirdi mi? Değerlendirdi. Şimdi bakıyorsun. Ya kimse beni yanlış anlamasın. Hepsi de bizim çocuğumuz. Emre Gemici santrafor diyoruz. 10 tane gol atmışsın. Şey tıkın yok. Ya bırak artık. Bu çocuklara da şans ver. Belki çocuk orada bakıyorsun yürüyor. Santrafor alternatifi. İşte iç bir futbolcu. Bakıyorsun bir şey yok. Ama çocuğu hala şans tanımıyorsun. Ara sıra ona da şans ver ki o da formayı terlesin. O şansı değerlendirsin. Ordu Spor'a faydalı olsun. Yani dediğimiz gibi baktığın zaman aslında yedek kulübemiz bizim şey değil. Hakikaten güzel. Alternatif var. Alternatif futbolcularımız var. Onları da değerlendirelim. Tamam belki saygı duyarım Yalçın Hoca'ya. 2 yıl önce milli takıma çağrılan Furkan denilen bir çocuğumuz var. Ama baktım ya 10 dakika olmuş sahaya gireli bittin abi bittin. Adım atamıyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun. Senin yaşın kaç ya? Ha çık de ki arkadaş ben Ordu Spor'da oynamak istemiyorum diye. Ama dünkü futboluyla sanki bunu söylüyordu. Sanki ben oynamak istemiyorum. O zaman kendini de kandırma. Bir ara bir sorun yaşamıştı. Camiyi de kandırma. Git o zaman gidebilirsen. Ha git derken her şeyin de bir bedeli vardır. Öyle seni Ordu Spor yetiştirecek. Yok benim lisansımı verin. Ben işte X bir takımı öyle bir şey yok. Her şeyin bir bedeli vardır. Bedelini verin. Git abi. Evet. Ama şu anki şartlarda sen Ordu Spor'a faydalı olmuyorsun. Yani açıkçası her iki yarıda da farklı bir Ordu Spor vardı karşımızda. İlk yarı çok tutuk bir futbol oynayan Ordu Spor. İkinci yarıda galibiyeti arzulayan, isteyen bir Ordu Spor vardı gerçekten. Biraz daha bakın, biraz daha sakin olabilseler de çözümler var ya. İnan biz dünkü maçı farklı kazanıyorduk. Yani sanki herkes aman hata yaparım endişesiyle. Ayağa gelen topu tık tek top çıkarıyor. Bakıyorsun güzel de bir görüntü oluyor aslında. Ama yani daha topu ya boşsun boş. Alıp süreceğin yerde tık pas atıyorsun. Ya tamam at hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam yeter yani orada. Yani 10 top 10 pas 20 pas yapana puan vermiyorlar. Yani paslaşıyorsun. Güzel ama yok bir icraat yok. Bir verimi olsun diyorsun.
Melek Fikriye Yılmaz, Melek Fikriye Kaya, düzelteyim. Yazıklar olsun. Bu açıklamaları yapıp sonra da çekip giden bir hocayı konuşuyoruz. Kandırıldık evet abi ama kim kandırıldı burada? Ordu Spor camiası mı? Ordu Spor taraftarı mı? Futbolcular mı? Yoksa ordu halkı mı? İnsan psikolojisinden iyi anlıyormuş hoca. Evet, iyi bir tabir demiş. Şimdi kimlere güvenmemiz gerekiyor? Mustafa Kemal abim demiş. Biz kendimize güveneceğiz. Tamam. Söylüyorum, kandırıldık, doğru. Yani kandırılmadık mı, kandırıldık. İşte az önce izledik işte orduya gelişinde. Yok şu kadar kulüp var beni istiyor, gitmedim. Ordu Spor şöyledir, böyledir. Madem şu kadar kulüp istiyordu niye gitmedin? Ordu Spor her zaman söylüyoruz. Vitrindir Ordu Spor. Evet. Onu da iyi kullandı. Onu da iyi kullandı. Hani deriz ya billboardlarda adam varıp da sana işte kimse kusura bakmasın işte Bingöl mü, Ordu Spor mu? İşte Bergama mı, şu mu? Ya Ordu Spor. Bugün işte grupta kimdir? İşte Sakarya Spor'dur. Tabii ki. Metin Altın'ın yaptığı doğru bir karar değil. Bunu Ordu'ya geldiği zaman Ordu Spor taraftarı onu unutmaz ve tepkisini gösterir. Futbolcularımıza sahada göstermelidir demiş. Nurullah yazmış. Burada yapacağımız bir şey var. Hani deriz ya, ezeceğiz de yeneceğiz. Dersini öyle vereceğiz. Yoksa yani Allah göstermesin. Sahaya bir şey atarak, bilmem küfürler, hakaretlerle değil. O zaman tabii ki. Yani 3-0, 4-0, 5-0 derler ya, çime göm, intikamını böyle al. Yani o zaman tabii tribünlerden yapılan o kötü tezahüratlar olsun, cisimler olsun, kime zarar verecek? Ordu Spor'a tabii zarar verecek. Yani burada hiç kimseye zarar vermeyecek. Mücahit Emir, Ordu Spor'da teknik direktör seçimi en doğru şekilde yapılmalı. Ümit Karan falan bu takımı kurtaramaz. Bu ligleri bilen tecrübeli ama dinamik bir teknik adam lazım. Ayrıca yönetime de vizyon olan yeni yönetici grubunun sahip çıkması, yönetime girmesi lazım demiş gerçekten. Ordu Spor Süper Lig'deyken takım üzerinden reklam yapanları şimdi nerede demiş. Biz de soruyoruz zaten. Biz de soruyoruz yani, onlara. Yani şimdi yok. Ama gerçekten de hani Ordu Spor'un bu süreçte teknik direktör seçiminde ne yapması gerekiyor? Çünkü önemli belgesi olan bir teknik adam lazım şu anda. Şimdi bakın bu çocuklar PTT birincilikte şu anda Türkiye Futbol Federasyonu mudur? Nedir yani, bugün ligi de bilmiyoruz PTT birincilikte. Yani bu şu anki birincilikte top oynamış bu lise çağlarında bu çocuklar. Evet. O ligi de gördüler, ikinci ligi de gördüler. Şu anda çocuklar üst düzey bir şey değil yani. Sadece iyi bir hani derece psikolog o çocuklara abilik yapacak. O çocuklarından derdinden anlayacak bir abi lazım. Teknik direktör demiyorum, bakın abi lazım. Onları motive edecek. Onların dertlerini paylaşacak. İşte nedir? Bakıyorsun yaş ortalaması 18-19. Bilemedin 20. O çocukların sırtını sıvazlayıp haydi oğlum aslanıp deyip top oynatacaksın. Fazla bir öyle kendini kanıtlanmış böyle çocuklara tepeden bakan bir insan değil. Bakın insan, bize insan lazım. Hoca değil bakın. Ne oldu? Metin Altınay da büyük bir hocaydı. Yani büyük bir hoca derken ligde olarak. Ne oldu? Tamam, büyük bir hocaymış ama büyük bir adam değilmiş. Evet. Evet, Ordu Spor'da yaşanan durumlar bu şekildeydi. Bir mesaj daha var. İstersen onu da okuyalım. Geçen hafta gelmiş bize. Cuma gününden cuma günü gelmiş. Geç mi düşmüş şey? Geç düşmüş. Evet. Tabii o mesajda bulabilirsem şimdi okuyacağım sana Mustafa abi. Tabii o mesajda Ali Şahin'in kendisinden gelmiş ve orada diyor ki, bulamadım mesajı da, ne dediğini biliyorum. Okumuştum bana. Okumuştum sana. Orada diyor ki işte Metin Altınay'ı iyi olduğunu, Ordu Spor'a çok şey kattığından bahsediyorsunuz ama şu ana kadar ne katmış Metin Altınay Ordu Spor'a diyor. Sadece 2 galibiyet, 2 beraberlik, yani çok da böyle büyütülecek afaki bir durum yok ortada demek istedi. Burada diğer hani teknik adamlar Ordu Spor'a hiçbir şey katmadı mı gibisinden bir açıklama yapmıştı. Yani Ali Şahin baktığın zaman futbol olarak Ordu Spor'a çok şeyler verdiler. O formayı çamurda çorakta giydiler. Yönetimde yer aldı. Teknik ekipte yer aldı. Bugün ben nasıl diyorsam ki Yaşar Pamuk'un buraya gelmesinde nasıl destek vermişsen, benden daha, Ali Şahin benden daha fazla destek verdi Yaşar Başkan ve ekibine. Kendi de biliyorsun yönetimdeydi. Hatta süreçte kendisi de teknik ekip olarak görev aldı. Artık iş
aile içerisinde yaşanan bir olumsuzluk diyeceğim. Sonrasında kendisi bıraktı. Turgut Hoca, Turgut Kır geldi görev yaptı. Sinan Hoca geldi görev yaptı. Yani ordunun hocaları geçen yıl, önceki yıl Hüseyin Hoca görev yaptılar. Baktığın zaman tabloya kime düştük? Onlarla kime düştük? Düşmedik mi? Evet. Peş peşe düştük. Ne diyelim yani şimdi ben bunlara başarısız mı diyeyim? Tabloya baktığım zaman başarısız demem lazım. Ama şartlar bu. Şartlarda fazla yapacak bir şeyler de yoktu açıkçası. Yani bundan sonra iş çekişmeyle biz ordu sporumuza zarar veririz. İşte Ali Hoca sen şunu yaptın. İşte sen Mustafa Kemal Poyraz bunu konuştun. Bu saatten sonra bir karış yol alamayız. Dediğim gibi Metin Altınay dönemi kapatılmalı. Hepimiz ne diyoruz? Ordu spora yanlış yaptı. Ordu spora ihanet etti. Ordu spora hainlik yaptı. Yanında ordulu yardımcısıyla birlikte. Bu defteri kapatıp nedir yeni bir hoca mı gelecek? Alınacaksa alınmalı, ona da saygı duymak lazım ama dediğim gibi yeni bir hoca ile biz şampiyon olduk. Tahtayı nasıl açarız? Hangi parayla transfer yaparız? Orası bir soru işareti. Eğer güveniyorlarsa kendine buyurun ikincilik yolunda mücadele edelim. Evet. Süremiz de azalıyor abi. Yaklaşık 5 dakikalık bir süremiz kaldı. O yüzden geri kalan zamanı iyi değerlendirelim. Bir mesajımız var. Onu okuyalım. Basketbol ve bölgesel amatör ligi değerlendireceğiz. O kısa sürede de. Orhan Can, şu iyi bilinmeli. Herkes Metin Altınay'ın teknik adamlık portföyünü geniştir. Yılların teknik adamıdır. Ordu Spor için bana göre büyük kazançtı. Olmuyorsa yabancı hoca Ömer Kılıç, Murat Sözkesen ve Deniz Kolgu gibi Ordu Spor'dan parlayanlara takımı teslim etsinler demiş. Orhan Can da torpil yapıyor. Ne kadar Bursa kökenli varsa hepsini teknik direktör tutuyor. Evet. O söylemiş oldukları İsimlerin hepsi de Bursa'da oynadı. Evet, tabii ki bakalım önümüzdeki süreçte Ordu Spor teknik direktörlük arayışında kimi hangi ismi tercih edecek, biz de merakla bekliyoruz. Basketbol dedik. Basketbol takımımız da ilk 8 içerisinde kaldı. Tamam. Federasyon Kupası öncesinde çok da iddialı dememişti Hakan Yiğit. Ama görüyoruz ki iddialı bir takım kurmuş. Biz geçen yıl devre arasında Türkiye'de değil Avrupa'da ilk 16'ya kalmıştık Euro Cup'ta biliyorsun. Evet. Ve o takım sezon sonunda küme düştü. Şu anda da bir şeyler yapılmaya çalışılıyor bir alt ligde. Yani baktığın zaman işte az önce Ahmet Bey söyledi, biz sadece 11 kişiden ibaret değiliz. Bizim 250 tane lisanslı çocuğumuz burada, onlarla uğraşıyoruz. Onlara iyi aşe çıkarmaya çalışıyoruz dedi. Bilmiyorum, kızlarımız da bu 250 kişinin içerisinde mi? Şu var ki gönlüm istiyor ki Ordu Spor yönetiminden ayrı veya yönetimi bölüp arkadaş sen sizin işiniz futbol takımı değil, sizin işiniz basketbol, maddi manevi. Yani bir çıkarmak lazım. Başka bir yerlere keşke alabilse de başka bir yerler maddi manevi üstlenebilse. Bunu Yaşar Başkan göreve geldiğinde biliyorsun. Basketbolu Nedim Bey'e vermişlerdi. Futbolu kendilerine almışlardı. Şimdi gelinen tabloya bakıldığı zaman keşke diyorum, keşke bölünmeseydi de kalsaydı. Olmuş olsaydı bugün basketbol takımı yine Süper Lig'deydi. Ve başarıyla Ordu'nun ismini duyuracaktı. Ama maalesef gelinen nokta ortada. Başarılı bir takımımız olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi yani üzülüyorum yönetime, kutluyorum da. Az geçen hafta 2-3 gün önce de söyledim. Yani zor bir süreçten geçiliyor. Yok yani destek. Bak az önce söyledi. Vatandaşa diyor gönderdiğimiz diyor 4000 liralık kombineyi diyor. Geri gönderdi. Geri gönderdiler. Ne yapsın yani bu yönetimde nihayetinde herkesin işi var, gücü var, herkesin her şeyden önce ailesi var. Sorumlu olduğu insanlar var. Bugün bakıyorsun yönetimi yani gelir seviyesi üst düzeyde olan bir insan yok orada. Yani gıt kanaat geçinen insanlar işte bakkalımdan diyor artırdım diyor işte iki ununun tuzunun pirincinin çocuklara destek çıkmaya çalışıyoruz diyor. Hala o insanların önüne takoz koymaya çalışılıyorsa kapatalım gitsin. Kimse kimseye de duralanmasın böyle. Evet. Evet, basketbol takımımıza da ilk 8'de başarılar dileyelim. Gerçekten de büyük bir başarıya imza attılar. İddialı olmadıklarını söylemelerine rağmen hadi iddialıyız deselerdi acaba neler yapabileceklerdi? O da var.
Evet, Bölgesel Amatör Lig'de de iki Ordu temsilcimiz var. Sizin de bildiğiniz gibi iki Ordu temsilcisi de hafta sonu Giresun ekipleriyle mücadele ettiler. Biri Göreli Spor, diğeri Bulancak 1926. Güzel Ordu Spor Bulancak deplasmanındaydı. Açıkçası hani sezona şampiyonluk paralısıyla başlayan bir takım ilk iki haftada şu anda sadece 2 puan toplayabilmiş durumda. Ve ortada şu ana kadar bir galibiyet yok. Faslı Belediyespor geç kurulan bir takım 4 puan topladı. Onlar da iddialı değiliz dediler ama şu anda grupta 2. sıradalar. Onlar da Göreli Spor'u evinde konuk ettiler ve 79. dakikada penaltı golüyle 3 puanı kaptılar. Öyle veya böyle dediler, ben hatçıya bakmam, neticeye bakarım. 3 puanı aldılar, doğru yani, mudur? Evet. Bakın şu var. Faslı Belediyespor bizim takımımız. Güzel Ordu Spor bizim takımımız. Baktığın zaman Ordu Spor yokluklarla mücadele ederken Güzel Ordu Spor belli yağda belli balda, Allah versin gözümüz yok, o da bizim takımımız. Ama her şeyden önce bizim için olmazsa olmazımız Ordu Spor'umuz. Ben olsam bakın ne diyorum, Enver Başkan'ın yerinde Büyükşehir'in takımı. Sesim var bunlar futbolda, 5 hafta sesimi çıkarmam, bu tablo böyle geçsin. Toz duman ederim orayı. Karıştırırım orayı. Kovarım, lav ederim onları. Şampiyonluk parolasıyla çıktın. Tamam. Destek istedin. Şunu alacağım dedin. Aldın. Şuraya kampa gideceğim dedin. Gittin. Şurada yatacağım. Yatıyorsun. Para alıyorsun. Mesele ne o zaman? Bakın şu var. Şanssız bir lig burası. Bakıyorsun 3. ligde, 2. ligde playofflar var. Senin playoff'a kalma şansın yok. Kim var burada Amasya? 2'deki yaptı. 6 puan. İşte Cuma günü söyledik, Ladik Belediyesi var. İlk haftayı bay geçti. Çok iyi transferler yapıldığını burada söylemiştim. Bak onlar da farklı kazandılar ilk haftada. Evet. Zaten ara açıldı mı gittin. Daha senin playoff şansın yok ya. Daha şey yani şampiyon olayım diye diğer ligler gibi şansın yok. Treni kaçırdın gitti. Bir dahaki seneyi bekleyeceksin. Tabii ikinci hafta yani o kadar da karalar bağlamaya gerek yok. Ama beş, bakıyorsun ligin 5. hafta 6. haftası geri kalmış. Hala ortada bir şey yoksa işte o zaman kopmuş gitmiş, o zaman hesap sorarım işte abi. O zaman konuşulması gerek. Evet Mustafa abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. İnşallah çarşamba günü manevi olmasa yine buradayız şey. Ama Metin Altınay defterini artık kapatmamız lazım. Gerekir Ordu yani, Spor'a evet. Daha fazla zarar vermemek yani. Açısından. Çünkü Ordu Spor'u yarı yolda bırakan bir isim var ve hani bu kadar da gündemde kalması da gerekmiyor çok. Şimdi Metin Altınay'ı tuttuk, kestik, doğradık, öldürdük diyelim. Elimize ne geçecek? Hiç geçmeyecek onun için. Evet. Bu yanlıştır. Herkes gelip geçiyor. Ordu Spor'a yapıyor. Yanlıştır. Herkes gelip geçer. Baki kalan Ordu Spor'dur. Tabii. Evet. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Çarşamba günü güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.